Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir modelimiz var. Karelif modelimiz var arkadaşlar. Çok güzel, farklı bir model gördüm, beğendim ve sizler için anlatmak istedim. Modelimi takım olarak anlatmayı düşünüyorum. Tabii ki izlenmesine ve aldığı beğeni sayısına göre karar vereceğim. Modelim normalde tek renkli görünüyor ama ben ikisiyle de ayrı ayrı öreceğim için iki renkli çıktım karşınıza. İplerim lif ip arkadaşlar. Numarasını da göstermek istiyorum. Belki bu renk örmek isteyen arkadaşlarımız olur. Kar topu bu ipimiz. Diğer ise bonbon kristal arkadaşlar. Numaraları da bu şekilde. Kullanacağım tığ numaram ise 6 1,40 mm. Özellikle lif modellerimde tercih ettiğim tığım. Modelimi detaylı bir şekilde adım adım anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler için de faydalı bir video olur. Hala kanalıma da abone olmadıysanız abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Abone olup destek verirseniz çok memnun olurum. Dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Zincir çekerek başlıyoruz modelimize. Bu şekilde çok sıkı olmayacak şekilde çekelim arkadaşlar. Ne çok sıkı ne de gevşek bu şekilde. Toplamda zincirimiz fazla olsun, eksik olmasın. Sonra kestiğimiz zaman problem oluşturmaz zaten. Toplamda bir 100 tane kadar bu şekilde zincirimizi evet arkadaşlar, 100 tane kadar zincirimi çektim. Şimdi hiç zincir çekmiyorum bundan sonra. İlmek de almıyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3. Şöyle çevireyim bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirimin kanadından bu şekilde bir sık iğne yaptım. Sıplamı da koydum arkadaşlar. Daha iyi görmeniz için. Masada beyaz olduğu için görmeyebilirsiniz. O yüzden bu şekilde yaptım. Burada bir kutucuk oluşturdum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tekrar sayıyorum. 3. zincirimin kanadından battım bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir. 3. zincirimin kanadından batarak bu şekilde sık iğne. 4 zincir. 3. zincirin kanadından batarak bir sık iğne. Bu şekilde toplamda 26 tane kutumuz olacak şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, toplamda 26 tane kutucuğumuzu yaptım. Fazla zincirimiz kaldı. Bunu buradan kestiğimiz zaman şuradan çektiğiniz zaman hiçbir şekilde sökülmez. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincirle tekrar döndürdüm. Hemen yine birinci kutucuğumuza battım bir kutucuk. 1, 2, 3, 4 zincirle ikinci kutuyu yaptım. İkinci kutucuğa battım. Şimdi ilmek alıyorum. Bir sonraki kutuya geçtim. Üçlü trabzan yapacağım buraya. 3 defa da çektim. 1, 2, 3. Tekrar ilmek alıyorum. 1, 2, 3. 2 tane oldu. Tekrar ilmek aldım. 1, 2, 3, 3 oldu. 4. 4 tane trabzan yaptım. Arada 1, 2 tane zincir çekiyorum. Yine ilmek aldım. Aynı noktaya battım. Yine bir trabzan. Yine 4 tane trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte 2, 3, 4. Bu şekilde 4 tane trabzan yaptım. Bir sonraki zincire ilmek almıyorum. Sık iğneyle sabitledim. Şimdi tekrardan 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya battım. Bir kutucuk oluşturdum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir.
Tekrar bir sonraki yuvaya battım. 2 tane kutucuk oluşturdum. Buradan sonra. Şimdi tekrar ilmek alıyorum. Bir sonraki yuvaya geçtim. Yine bu zeminimizi oluşturacağız. Yine burada 4 tane trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 4 sayalım arkadaşlar. Şu şekilde 4 olmuş olsun. Tekrar 2 tane zincir çektim. Aynı noktaya battım. Şimdi bu tarafa 4 tane yapıyorum. Üç, dört. Dört bu tarafa, dört bu tarafa yaptım. Arada da iki zincir çektim. Bir sonraki yuvama hiç tığım üzerine ilmek almadım. Sabitledim. Tekrar dört zincir. Bir sonraki yuvaya bir kutucuk. Dört zincir. Yine bir sonraki yuvaya bir kutucuk. İki kutucuktan sonra yine çiçek zeminimizi oluşturuyoruz. Burada yaptığımız gibi. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. En son 2 kutucuk kalmıştı. Orayı da zincirle tamamladım. Toplamda 6 tane çiçek zeminimiz olacak bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tekrar desenimi çeviriyorum. Hemen birinci zincirime battım yine. Bir kutucuk yaptım. Tekrar 4 zincir. Bir sonraki zincir arasına geçtim. Yine sık iğne ile sabitledim. İlmek alıyorum. Burada yuvamız var. Bu yuvamıza 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dolgulu bir fıstık yapıyorum. Tuttum. Hepsini bir toplamadım. 2 fıstık kaldı. İkisini birlikte aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. 4 zincirle tekrar dibine sabitledim. 3 zincirle tekrar yukarı çıktım. İlmeğimi uzattım. Fıstık boylarını bir tık uzun tutalım. Yine buraya altılı bir fıstık yapıyorum. Yine tuttum. 2 tane kaldı. İkisini birlikte topladım. Yine 4 zincirle tekrar dibine iniyorum. Bu şekilde dibine sabitledim. Tekrar 3 zincirle yukarı çıktım. İlmeğimi uzattım. Yine altılı bir fıstık yapıyorum. Tuttum, topladım. 2 fıstık kaldı. İlmek kaldı. İkisini birlikte topladım. Tekrar 4 zincir. Tekrar dibine sabitliyorum. Bu şekilde çiçeğimizi oluşturmuş olduk. 3 tane. Sonra yine hiç tığım üzerine ilmek almıyorum. Burada bir kutumuz var gördüğünüz üzere. Bir sonraki kutucuğa sık iğne ile sabitledim. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonraki kutucuğumuza, 2 kutumuz var arada zaten. Sonrakine zincirle battım. Tekrar ilmek aldım. Bir sonraki çiçeğimize yapıyoruz yine. İki ilmeğim kaldı. İkisini birlikte topladım. 4 zincirle tekrar dibine indim. 3 zincirle yukarı çıktım. Tekrar ikinci çiçeği yapıyorum. Bu şekilde 2 tane kaldı. İkisini bir topladım. 4 zincirle tekrar dibine indim. Tekrar 3 zincirle yukarı çıktım. İlmek aldım. Yine fıstığımı yapıyorum. Üçüncü. Yine tuttum. 2 kaldı. İkisini topladım. 4 zincirle tekrar dibine iniyorum. Bu şekilde
İkinci çiçeğimizi de yapmış oldum. Sonra sık iğne ile bir sonraki kutucuğumuza sabitledim. Tekrar 4 zincir. Bir sonraki kutucuğa batıyorum. Sonra yine çiçeğimizi yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar da yine bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sonuna kadar geldim. En son 3. çiçeğimin yaprağını yaptım. Burada 2 tane kutumuz kaldı. İlk zincir çekmeden, başını dolamadan bir sonraki kutuma sık iğne ile sabitledim. Tekrar 4 zincir. Bir kutumuz kaldı. Ona battım, sabitledim. Tekrar 4 zincirle bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Yine burada bir kutumuz var. Bu kutumuza sık iğne ile sabitledim. 4 zincir. Burada bir kutumuz var arkadaşlar. Boşluk var. Gördüğünüz gibi çiçeğinin yanında hemen zincir boşluğu. Oraya battım. Yine 4 zincir. Bu defa orta çiçeğimizin birkaç kanadından şu şekilde batıyoruz arkadan. Sabitledim. Tekrar 4 zincir. Tekrar 4 zincir. Bu defa bu çiçeğimizin buradaki boşluğa batıyoruz. Tekrar 4 zincir. Burada bir zincir boşluğumuz var. Arada kutumuz. O zincire battım. Tekrar 4 zincir. Yine buradaki çiçeğimizin yanındaki zincir boşluğuna buraya. Sonra yine 4 zincir. Orta çiçeğimizin birkaç dalından şu şekilde aldım. Sabitledim. Tekrar 4 zincir. Yine buradaki boşluktan görünüyor zaten arkadaşlar. Sabitledim. Yine 4 zincir. Bir kutumuz var zaten arada, onun arasına. Bu sıramız bu şekilde hep zincirle gidecek. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi yine 4 zincirle döneceğim. 3, 4 zincir çevirdim desenimi. Yine birinci kutuya girdim. Bir kutu, tekrar 4 zincir. İkinciye. Bu sıramızda da zincir yaparak devam edeceğiz. 4 zincir, bir sonraki zincir arasına. Bütün zincir aralarına 4'er zincir çekerek, sık iğne ile sabitleyerek devam edeceğiz. Bütün gördüğümüz zincir aralarına. Bir, iki, üç, dört. Ortadaki zincire. Bir, iki, üç, dört. Bir sonraki zincir arasına. Bütün zincirlerimize batarak 4'er zincir çekerek bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar, zincirlerimi tamamladım. Sonuna geldim. Bir tane kaldı. En sonuncuyu da sabitledim. Bu şekilde. Tekrar 4 zincirle bir sonraki sıraya geçiyorum. Yine çevirdim. Hemen yine birinci kutuya bir kutucuk, 4 zincir. İkinciye 2, 4 zincir. Bir sonraki kutucuğa battım. 3, 4 zincir. Bir sonrakine geldim. Şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar. Altta 6 tane çiçeğimiz var gördüğünüz gibi. Şimdi bu sırada 5 tane yapacağız. Biz 5 bir 6 şeklinde ilerleyeceğiz. Tam orta kısma geldik zincirin gördüğünüz gibi. Şimdi buraya yine çiçeğimizin yerini, yuvasını oluşturacağız. İlmek aldım. Bu araya girdim. Yine trabzan yapıyorum.
Tekrar ilmek aldım. Yine 3 defa da trabzan 2 3 4 4 tane trabzan yaptım. 2 zincir ilmek aldım. Aynı yuvaya battım. Yine 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 3 defa da çıkarıyoruz. 4. Bir sonraki zincir boşluğumuza sabitliyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir. Bir sonraki zincir boşluğuna sabitledim. Tekrar 1 2 3 4 zincir. Bir sonraki zincir boşluğuna sabitledim. Şimdi yine buraya bakın, yine aynı yere ortaya geldik. Buraya yine çiçek yuvası yapacağım. Biraz önceki gibi trabzanlarımı yapıyorum. Tekrar 2 zincir aynı noktaya, biraz hızlı yapıyorum, aynısı yapıyoruz biraz öncekinin. 4 tane trabzan yapıyorum. 4 tane trabzanımızı yaptık. Bir sonraki yine aradaki zincir boşluğuna sabitledim. 1 2 3 4 zincir. Birinci kutuyu yaptık. Sabitledikten sonra tekrar 4 zincir. Bir sonraki kutuya 2 tane kutu yaptık. Sabitledikten sonra yine ortaya geldik. Yine aynı şekilde yuvamızı yapacağız. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, ben tamamladım. Şöyle göstermek istiyorum. Altta dediğim gibi 1 2 3 4 5 6 çiçek vardı. Şimdi burada 1 2 3 4 5 tane çiçek yuvamız var. 4 tane kutu başta var. Şu şekilde 4 kutu başta bırakmıştık. Burada da en son 4 tane kutuyla tamamlamış oldum. Şimdi bir sonraki sıraya geçeceğiz. Yine 4 tane zincirimi çektim. Döndürdüm. Yine ilk kutuma batarak sabitledim. 1 2 3 4 zincir. Bir sonraki 1 2 3 4 zincir. Bir sonraki 4 zincirle bir sonrakini sabitledim. Yine 4 tane kutumuzu yaptık burada. İlmek alıyorum. Şimdi yine çiçeğimizi yapmaya başlıyoruz ortaya. 3 4 5 6. 6 tane ilmek aldım. 2 tane bıraktım. İkisini bir topladım. 1 2 3 4 zincirle tekrar dibine sabitledim. 3 zincirle yukarı çıktım. İlmeğimi uzattım. Yine aynı noktaya ikinci yapıyorum. Yine altılı dolgu yapacağım. Tuttum. 2 tane ilmeğimiz kaldı. İkisini bir aldım. 4 zincirle yine dibine sabitliyorum. Tekrar 3 zincirle yukarı çıktım. İlmeğimi aldım. Aynı noktaya yine 3. yaprağımızı yapıyoruz. Tuttum. 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte topladım. Tekrar 4 zincirle dibine iniyorum. Şu şekilde yine çiçeğimizi yapmış olduk. 3 tane.
Yine hiç ilmek almadan bir sonraki zincir boşluğuna sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonraki yuvaya tekrar ilmek alıyorum. Yine çiçeğimizi yapıyoruz. İki kaldı, ikisini bir, dört zincir. Tekrar dibine indim. Tekrar üç zincirle yukarı çıktım, ilmek aldım. Yine çiçeğimizi yapıyoruz. Tuttum, iki tane kaldı, ikisini bir topladım. Dibine indim, sabitledim. Tekrar 3 zincir. Yine 3. yaprağımızı yapıyoruz. Videoyu biraz fazla durduruyorum arkadaşlar. Oğlum araya giriyor arada bir şeyler istediği için. Kusura bakmayın. 2 ilmek kaldı. İkisini birlikte topladım. Tekrar 4 zincirle dibine sabitledim. Yine çiçeğimizi yaptık. Biraz önceki gibi yine bir sonraki zincir boşluğuna sık iğne ile sabitledim. Tekrar 4 zincir, bir sonrakine, sonra yine çiçeğimizi yapacağız. Bu sıramızı da yine sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde yine tamamladım. Sonuna geldim. Kutucuğumuzun birini yaptım. Sabitledikten sonra 4 zincir, bir sonrakine tekrar 4 zincir. En sondaki kutuma da battım. Yine kutucuklarımızı yaptık. 4 zincirle yine dönüyorum. Bir üst sıraya. Bu sıramızda yine zincirlerle devam edeceğiz. Çiçeğimizi koyduktan sonra her zaman iki sıra aralarda zincir olacak. 1, 2, şu ekranı bir sabitleyeyim arkadaşlar. 3, 4 zincir, bir sonraki araya. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine çiçeğimizin yanındaki zincir boşluğuna. 1, 2, 3, 4 zincir. Orta çiçeğimizin birkaç kanadından aldım, sabitledim. 4 zincir. Çiçeğin yanındaki zincir boş. Böyle biraz zor gibi görünüyor ama gerçekten çok basit arkadaşlar. Ördükçe de keyif alacağınız bir model, örmesi çok keyifli. Başta zor gelebilir ama karışık gelebilir. Kesinlikle gözünüzü korkutmasın model. Yine zincir boşluğuna. Sesimden dolayı da kusura bakmayın. Biraz rahatsızım. Tekrar 4 zincir. Çiçeğin yanındaki boşlukta. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıranın sonuna kadar geldim yine. Yine 4 zincirle dönüyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Bu sıramızda da zincirle devam edeceğiz. Dediğim gibi çiçeği koyduktan sonra 2 sıra zincir yapıyoruz. 4 zincir. Olabildiğince detaylı anlatmaya çalışacağım. İyi anlamanızı istiyorum arkadaşlar. Örüp örgünüzün yarım kalmasını istemiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bütün zincir boşluklarına batıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradaki zincir boşluğuna. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonraki zincir boşluğuna. Bütün zincir boşluklarına batarak bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım arkadaşlar, sıra sonuna kadar.
Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Şöyle bir göstermek istiyorum. Alt sırada dediğim gibi 3-6 tane, gördüğünüz gibi. Üst sırada da 3-5 çiçeğimiz var. Şimdi 6-5-6-5 diye gidecek. Hep aralarda çiçekten sonra 2 kere zincir döneceğiz. Şimdi tekrardan 4 zincir çektim. Bu sıramızda da yine şimdi yuvalarımızı koyacağız. Çiçek yuvalarımızı şu alt sıra alt çiçek yuvalarımıza zeminini koyacağız arkadaşlar. 2 sıra zincir gittik. Şimdi tekrardan şey yapalım. Zeminini koyacağız bu sırada. Sabitleyeyim kameramı. Hemen yine 4 zincir. İkinci yuvayı yaptım. Bir, iki, üç, dört. 4 zincir çekmiyorum arkadaşlar burada. Yok, doğru, bir saniye. Bir yuvamız daha var. 4 zincir çekiyorum. 2 tane yuva yapmış olduk şimdi. Bir yuvamız, iki yuvamız. Şimdi buraya çiçek zeminini koyacağız. İlmek aldım yine çiçekten bir önceki. Buraya yine çiçek zeminini koyacağız. Yine 4 tane trabzanımı yapıyorum. Arada bir, iki tane zincir çektim. Aynı noktaya battım. Yine 4 tane trabzanımı yapacağım. Dört tane trabzanımı yaptım. Bir sonraki zincir arasına sık iğne ile sabitledim. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Yine yuva yapıyorum. Sık iğne ile sabitledikten sonra tekrar 4 zincir. Yine bir yuvamı daha yaptım. Sık iğne ile sabitledikten sonra 2 yuva yaptım. İlmek alıyorum. Yine burada bir yuvamız var. Tam alttakinin sırasına denk geliyor. Gördüğünüz gibi 6. sıra çiçeğimizin sırasındayız. Hemen yine buraya biraz önceki gibi trabzanlarımı yapıyorum. Tekrar 2 zincir, aynı noktaya battım. Tekrar trabzanımı yapıyorum. Burayı hızlı yapıyorum. Affedersiniz. Hızlı yapıyoruz diye trabzanı kaçırdım. Yine 4 tane trabzanımı yaptım. Bir sonraki zincir yuvasına sık iğne ile sabitledim. Tekrar 4 zincir, bir sonrakine geçtim, sabitledim. Tekrar 4 zincir, bir sonrakine sabitledim. Sık iğne ile sabitledikten sonra 2 tane yuva yaptım. Yine bir önceki çiçeğimizden önceki yuvamıza geldik. Şimdi buraya da yine şu yaptığımız yuvayı çiçeğin zeminine yapacağız. Zaten 6. sırada olduğumuz için 6. sıradaki çiçeğin sırasına geliyor. Gördüğünüz gibi aynı hizada. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, şu sonu da göstereyim. Belki yapamazsınız. Bu sıraya da sonuna da bir tane koyacağız. Alt sırada 5 taneydi çiçeğimiz gördüğünüz gibi. Şimdi 6. sıradayız. 6 çiçek zeminimiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5 tanesini yaptım. Sık iğne ile sabitleyip 2 tane de kutumu tamamladım. Şimdi buraya yine tekrardan 2 kutudan sonra gördüğünüz gibi altın çiçek koyacağımız için 10 sıralamasında olan kutucuğumuza 2 kutucuktan sonra buraya da şimdi bir zemin koyacağız. Belki yapamayan arkadaşlarımız olur diye burayı da göstermek istiyorum. Yine buraya trabzanlarımızı yapıp zeminimizi oluşturacağız. Tekrar 2 zincir aynı noktaya.
4 tane trabzanımı yaptım. Sonra yine tekrar buraya bir sık iğne, bir sonraki yuvaya, sonuna kadar da kutucuklarımızı yapıp ilerleyeceğiz. 1 2 2 tane de kutum oluşturdum. Sık iğneden sonra yine 4 zincirle dönüyorum. Yine burada çiçeklerimizi yapacağız. Bu aralarımıza, aralarda da yine zincirle devam edeceğiz. Bir sonraki kutucuğuma yine battım, döndüm. 4 zincir. Bir sonraki kutucuk. İlmek alıyorum. Yine çiçeğimizi yapıyoruz. Tuttum. 2 tane ilmek kaldı. İkisini birlikte. Tekrar 4 zincirle dibine iniyorum. 3 çiçeğimizi yapalım. 3 çiçeğimi yaptım. 4 zincirle dibine indim. Yine bir sonraki zincir boşluğuma bir sık iğne. Tekrar 4 zincir. Bir sonrakine. Sonra yine çiçeğimi dolduracağım. 3 tane. Sonra yine bir sonraki zinciri sık iğne ile sabitleyeceksiniz. Bir kutu yapacaksınız. Yine 4 zincirle. Sonra yine çiçeğiniz. Bu şekilde de sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar. Artık yapabileceğinize eminim. Yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu şekilde sıra tekrarı yaparak devam edeceksiniz. Dediğim gibi bir sırada 6 papatyamız olacak. Bir sırada 5 papatyamız olacak. Her papatyadan sonra aralarda 2 sıra zincir devam edeceksiniz. Sıra tekrar yapıyoruz zaten. Farklı bir işlem yok. Eğer yapamazsanız videoyu tekrardan geriye sardırıp tekrardan izleyerek yapabileceğinize inanıyorum. Bu şekilde tamamlayalım, ilerletelim. Toplamda şu çiçeklerimizi saydığımız zaman 1, 2, 3 toplamda 13 tane papatya olasıya kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, modelimizin ilerlemiş hali şöyle göstermek istiyorum. O kadar güzel oldu ki çok göz dolduran harika bir model. Kabartmalı şık bir model. Ben kaç sıra ördüm arkadaşlar? Şöyle belirteyim. Çiçeğini saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane çiçekli tamamladım. Kenar oyasına gideceğimiz için büyüklük olarak gayet iyi olacağını düşünüyorum. Siz daha devam etmek isterseniz, daha da uzun isterseniz devam edebilirsiniz. Şimdi bitirdikten sonra normalde zaten 2 tane zincir çekiyorduk ya, 2 sıra aralarına çiçeklerin bir sıra daha çekip 3 sıra kutucuk yaptım. Aynı şekilde alt tarafı da 3 tane kutucukla tamamlarsanız bu tarafı daha güzel olacaktır, eşitlenecektir. Alt tarafa da 3 sıra kutucuk, üst tarafa da 3 sıra kutucuk giderseniz güzel olur. Şimdi kenar oyasına geçeceğim. Büyüklük olarak dediğim gibi gayet ideal. Ama ki yok, siz daha büyük olsun isterseniz devam edebilirsiniz kendi isteğinize göre. Şimdi kenar oyasına geçeceğim. Kenar oyasını da tam köşe noktaya getirmek istiyorum arkadaşlar. Şurada köşe zaten çiçekleri, pıtırcıklarımızı yapacağımız köşelere denk getirsek daha muntazam duracaktır. Hemen buraya sabitledim. Şöyle bir tane zincir çekeyim. İlmek aldım. Hemen köşe burası, gördüğünüz gibi. Tam köşe noktaya çiçeğini getiriyorum. Yine 3 defa da trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Tekrar yuvanın içerisine sabitledim. İlmek alıyorum. Yine aynı yuvanın içerisine 3 defa da bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar içine sabitledim. Tekrar yuvanın içerisine girdim. Üçlü bir trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Yuvanın içine girip sabitledim. Çok fazla ışık geldi. Tekrar ilmek aldım. Yine
Aynı yuvanın içerisine girdim. 1, 2, 3, 4 zincir. Pıtırcık. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane oldu. 5. 5 veya 6 tane yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz arkadaşlar. Bence 5 yeterli. Sonra burada bir tane boşluk bırakıyorum. Hemen bir sonrakine şu şekilde sık iğne ile sabitledim. Siz ara boşlukları kendiniz nasıl isterseniz bırakabilirsiniz, bırakmadan yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Önemli olan kenar oyasının düzgün durması. İlmek alıyorum. Buradaki boşluğa geçtim. Yine aynı şekilde bir trabzan 3 defa da çektim. 4 zincir. Tekrar içerisine girip sabitledim. Üç defa da temizledim. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar yuvaya sabitledim. Bir, iki, üç, dört zincir. Sabitledim. 3 oldu. Dördüncüyü yapıyorum. 3 defa da tığ temizledim. 4 zincir. Tekrar yuvanın içerisine girdim. Sabitledim. 4 oldu. Sonuncuyu yapacağım. 4 zincir. Sabitledim. Sonra yine isterseniz bir boşluk bırakabilirsiniz kutucuk. İsterseniz hemen dibine batabilirsiniz. Dediğim gibi ayarlayın. Nasıl güzel duruyorsa ona göre kendiniz yapın. Bu şekilde. Kenar oyamızda yine tekrar ilmek alıyorum. Şu şekilde bakıyorum ben. Neresi uygunsa aynı şekilde devam edeceğim. Kenar oyası da bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi çiçekleri tam köşe noktalarına getirmeye çalışın. Ona göre ayarlayın. Burayı da aynı şekilde tam köşe noktalara getirirseniz daha muntazam, daha şık duracaktır. Kenar oyasını da bu şekilde tamamlayalım. Sonra en son bitmiş şekliyle devam edelim. Evet arkadaşlar, modelimizi tamamladım. Çok güzel, çok cici oldu arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim kenar oyasını. Size dediğim şekilde köşelere getirdim gördüğünüz gibi. Bu şekilde yaparsanız daha iyi olacaktır. Şu şekilde göstermek istiyorum. O kadar güzel oldu ki kendim ördüm diye demiyorum. Kabartmalı, çok göz dolduran bir model oldu. İyice göstermek istiyorum. Çok cici, çok güzel oldu. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunu toplamda 11 sıra olarak ördük çiçeklerimizi. Ama siz daha büyük olsun derseniz daha da uzun ilerletebilirsiniz. Ama boyut olarak bence ideal boyutta. Tam çeyizlik bir model oldu. Şöyle göstermek istiyorum iyice. Ben başka bir rengini daha ördüm arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bu renk de güzel oldu ama sanki diğer renk daha modelde kendini daha belirgin gösteriyor. Bu renk de çok göstermiyor diye düşünüyorum. Bu şekilde şunu çekeyim alttan. Bu da diğer rengimiz. Bunu da, bu daha büyük diğer rengimizden. Bunu kaç sıra ördüm? Şöyle sayayım, 13'tü galiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 çiçek olarak ördüm bunu. Bu diğerinden renk olarak daha büyük arkadaşlar. Ama bu biraz bana büyük geldi. O yüzden diğerini 11'li çiçek olarak yaptım. Bu da diğer rengimiz. Bu da çok hoş oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Bütün renklerde eminim çok yakışacaktır. Bu şekilde siz de isterseniz 11'li
yapabilirsiniz. İsterseniz de nasıl isterseniz 13 çiçek üzerine de kurabilirsiniz. Nasıl yapmak isterseniz. Modellerimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Memnun kalmışsınızdır. Ben yine tekrar ip numaralarını da belirtmek istiyorum. Yine şöyle bu rengimiz kartop arkadaşlar. Lif ipi numarası bu. Diğer lifimin ip rengimde yine lif ipimiz zaten. Renk numarası da bu şekilde. Bu bonbon kristal, diğeri kartopuydu. Örmek isterseniz bu renklerde numaramız da bu şekilde. Ben modelimizi takım olarak anlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ama tabii ki yine modelimizin izlenmesine ve aldığı beğeni sayısına göre karar vereceğim. Umarım anlatabilmişimdir. Memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olmadıysanız da lütfen abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum atarsanız da çok memnun olurum. Bir sonraki model anlatımda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.